Efendim herkese merhabalar. Bugün İstanbul'da gittiğim ikinci tiyatro olan Don Quixote'un yeni maceraları hakkında konuşmak istiyorum. Tiyatro biteli muhtemelen bir yarım saat 45 dakika olmuştur. Hemen metrobüste çıktıktan sonra eve gelip kaydı başlattım. Don Quixote'un yeni maceraları Tarık Ali'nin son oyunu olarak geçiyor. Tanıtım broşüründe devlet tiyatrolarının. Oyun Mecidiyeköy büyük sahnede oynandı. Bugün ikincisi oynandı. İlki 4 Ekim'deydi. Bugün 5 Ekim. Salon epeyce doluydu. Ben ülkemizde en azından gittiğim tiyatrolara bakarak söyleyebilirim ki oyuncu bazında bir sıkıntı çekmiyoruz bence. Sergiledikleri performans, oyuna olan uyumları, ses tonları. Başarılı buluyorum ben mimiklerini falan. O yüzden keyifli oluyor. Canlı bir müsamereyi izlemek. Bugün işin oyunculuk Sahne, sahne performansları, ışık, ses bunları bir kenara bırakarak içeriği hakkında konuşmak istiyorum ben. Biraz da onları da değinecek olursam ışıklar çok güzeldi, e, oluşturulan ambiyans, çok farklı sahne geçişleri vardı. Çok farklı karakterler, çok farklı kostümler, çok farklı makyajlar, çok farklı müzik aletleri e, ve sadece sahneye değil bütün bir tiyatro salonunu kullanmaları. O açıdan başarılıydı oyuncu ekibi. Fakat dediğim gibi ben birazcık daha Tarık Ali'nin yazdığı oyunu değerlendirmek istiyorum. Oyunda Don Quixote'umuz var. Don Quixote o orta çağlardan günümüze uzanıyor ve günümüzdeki dünyayı kendi bakış açısıyla değerlendiriyor. Bu bakış açısını oyunun başından sonuna kadar yanlı buldum ve bu beni rahatsız etti. Yani dünyamızdaki bugün küresel anlamdaki bütün sorunların kökeninde veya bütün sorunların müsebbibi veya yaşadığımız hayatın içinde bulunduğumuz çıkmazın ruhsal bunalımın artık adını ne derseniz deyin belli başlı küresel aktörler olduğunu söylüyor Tarık Ali. Kendisi ben yeni tanıyorum ama bilenlerimiz eminim çoktur Türkiye'de. Kendisi Pakistanlıymış ama İngiltere'de ikamet etmekteymiş. Daha demin saydığım içinde bulunduğumuz çıkmazların sorununu batı olarak görüyor. Haliyle batının batısı yani Amerika olarak görüyor. Oyun baştan sona bir Amerika eleştirisi diyebiliriz. E tabi haklı olarak yani biraz daha batıya şirin gözükebilmek adına hani hep Amerika'ya çakmak olmaz. Biraz da Hitler'e çakmak gerekiyor. Sağ olsun Tarık Ali'miz Hitler'e de çakmış. Ama dünyadaki bütün sorunlar bundan ibaret. Yani Amerikan emperyalizmi, işte e, 40'lı yıllardaki Avrupa faşizmi. E, dünya bunlardan ibaret. E, bunlar hani faşizm çözülürse ya da işte emperyalizm çözülürse ya da işte bu küresel sistem değişirse, kapitalist sistem değişirse e, bütün dünyadaki bütün sorunlar çözülecek. Ama hep şuna odaklanıyoruz ve ben burada yanıldığımızı düşünüyorum. E, bugün... Hitler ya da işte Almanya'daki o yıllardaki o ulus bir soykırım yaptıysa bu bir sonuçtur. Yani sonucu kötülemek yetmemeli. Bizim bu işin sebeplerine odaklanmamız gerekiyor. Veya bugün Amerikan emperyalizmi veya bugün sömürgeci batılı devletler. O dehşet kapitalizm. Tamam bunlar sonuç. Sonuçla kavga edelim. Ama sonuçla kavga etmek Olayı bitirir fakat işin sebeplerine köklerine inmediği müddetçe e, sorunu çözemezsin. Sadece bir anlık ferahlama bir anlık nefes almayı sağlayabilirsin. O yüzden e, hep böyle belki de işte o yaratılan o kötü bir karakter var. Emperyalist kapitalist bir karakter var. O karakter ölürse bütün dünyadaki her şey güzelleşecek. Hayır bu sefer de batılı insanlar tekrardan e, kapitalizm değil de başka bir izm üretecek. Ama bunu atlıyorlar. Ve kendisi de zaten İngiltere'den bakıyor dünyaya. Ee, sanki Irak'ın anasını ağlatan, Afganistan'ın anasını ağlatan, işte Vietnam'a giren ya da böyle artık dünyadaki her yeri karıştıran tek millet, tek ulus, tek devlet Amerikanlar. Amerika Birleşik Devletleri. İçinde bulunduğu İngiltere, güzelim işte kraliçemiz de vefat etti. Onlar çiçek, onlar böcek, onlar beyefendi, onlar sör. Değil mi Tarık Ali? Faşizm kötü. Arkadaşım yani bu dünyaya batıdan bakmışsın. Ve oyunda şöyle ibareler vardı. Don Quixote günümüzde ölüyordu. Öldüren de işte kapitalistler. işte günümüz batılıları. Ve Don Quixote işte Sancho'ya diyordu ki işte doğuya git, Çin'e git. Bak 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 laflara bak. Doğuya git, Çin'e git. Bunu dedikten sonra da işte İstanbul'da madem ölüyorum diyor bu topraklardayım diyor. Bir şairin o ölümsüz işte şiirlerini, sözlerini, seslerini duymak isterim diyor ve tak arka fonda kim çalıyor? Kim olabilir? Tabii ki Nazım Hikmet. Madem olayı objektif olarak bakmak istiyoruz. Tamam, kapitalizm kötü. Faşizm kötü. E arkadaşım, tamam bunlar kara propaganda. E bir de kızıl propagandaya bak. Bir de Rusya'ya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlere bak. Bir de Çin'e bak. Bunlar neler yapmış? Yani şu anlatılıyordu. Mesela işte çingenelerin katliamından bahsedilmiş ya da mesela bir Arap Hitler tarafından oyun esnasında vurulmaya çalışılıyor. Hitler'in yaveri tarafından ve o sırada hemen Don Kişot araya giriyor ve o Arap şaire, Arap müzisyene diyor ki şimdi ben bunları oyalayacağım, sana gerekli süreyi tanıyacağım ve sen de buradan kaçacaksın ve sesin, sazın, sözün ebediyete kadar devam edecek diyor. Bütün bu olaylar kurgu. Yani Hitler'in bir Arap şairi günümüzde vurmaya çalışması, o faşizm sembolü. Bu arada oyunda çok fazla sembol kullanılmıştı. Yani bu da rahatsız edici. Yani bu kadar üstü kapalı, bu kadar imalar, bu kadar anlamaya çalışmak yani tiyatro böyle de olmamalı bence de. Sembolleri bir kenara bırakırsak Tarık Ali'nin bugün tiyatroda yazdığı şey bir kurgu fakat ben bir hakikat dinledim. Malumunuz komünist Çin Doğu Türkistanların günümüzde boğazını sıkıyor. Fakat bu sanmayın ki bugün olan bir durum. İşte 40'lı yıllar, 50'li yıllar, 60'lı yıllar, 70'li yıllar hani her zaman daima o demokrasinin kılıcı gibi kafalarında sallanıyordu Uygur Türklerin üzerinde. İsa Yusuf Alptekin diye bir Doğu Türkistanlı kişi var. İsa Yusuf Alptekin Türkiye kaçışını şöyle anlatıyor. Tam geliyorlar Tibet sınırına. Tabii Çin askerleri peşinde tam o sınırda yakalayacaklar. Ve yakalayacakları esnada oradaki Uygur aileler diyor ki sen kaç. Sen kaç biz onları elimizden geldiğince oylamaya çalışacağız. Ee, ölüm muhakkak sınırı aşmanız gerekiyor. Sınırı aştıktan sonra bir de Türkiye'ye kaçış süreciniz var. O yüzden Çinliler peşinizde ölüm muhakkak yakalandığınız an öldürüleceksiniz. Ama oradaki o yüce insanlar... O yüce aileler bir tercih yapıyor ve içlerinden İsa Yusuf Alptekin'i e diyorlar ki sen kaç. Neden bunu söylüyorlar? Şu yüzden ömrünün son anına kadar bizi anlat deniyordu İsa Yusuf Alptekin'e. Ve Allah rahmet eylesin elinde baston zor yürürken bile Doğu Türkistan davasını anlatmaya, birilerinin kapısına gitmeye, birilerine e, derdini anlatmaya devam etmiş İsa Yusuf Alptekin. Sevgili Tarık Ali... Sadece şurasına bir bıyık koyduğun Hitler bir zulüm işlemedi bu dünyada. Senin o Çin'e git diye yol gösterdiğin ya da birazcık komünist propaganda yaptığın o kızıllar da aynı zulmü geçmişte ve bugün hem yaptılar hem yapmaya devam etmekteler. Yani bu yüzden e, biz düşünsenize karşınızda bir ayna var. Yani biz bugün Türkiye'deyiz e, İstanbul'dayız bir güzel İstanbul akşamında Mecidiyeköy sahnesinde bir tiyatro oyunu izlemeye gidiyoruz. Ve orada görmek istediğimiz şey ne olmalı? Yani karşımızda bir ayna var ve biz bu aynanın içindeyiz. Yani görüyoruz ama aynada gördüğümüz şeyi biz tasvir etmiyoruz. Dışarıda İngiltere'de hatta Pakistan'dan göçen İngiltere'deki bir adam bizi bize anlatıyor. Ve diyor ki bak işte hani aynada kendini görüyorsun aynada olayları görüyorsun ama bak şöyle olay böyle yani daima kulağımıza fısıldanıyor başkalarının yorumları bizim kulağımıza fısıldanıyor ve biz de aynada gördüğümüz hakikati onların algılayış biçimiyle algılıyoruz ve ona öyle bir mana yüklüyoruz bu beni rahatsız ediyor yani benim gördüğüm hakikat, benim aynada gördüğüm şey, heykel, olay her neyse onu benden çıkan, bu topraklardan çıkan farklı bir şekilde kulağıma fısıldamayacak olayları olduğu gibi anlatacak. Benim gözümle, benim açımla olayları görecek birilerinin anlatmasını ve Mecidiye Köy sahnesinde bir 5 Ekim'de sahnelenmesini isterdim. Yani Batı'nın doğu topraklarına bakıp doğudaki insanlara burayı anlatması bana mantıklı gelmiyor. Belki oyuncu arkadaşlar da bu en azından acıyı duymalı. Yani bu onları rahatsız etmeli. Böyle bir kımıltı oluşturmalı. Bir yerlerine batmalı yani bu durum. Ya neden batılı biri hem bir de kendisinin doğuda yaptığı zulümleri bana oradan fısıldıyor ve ben o oyunu doğuda oynuyorum demeli yani. Eğer bunu demezsek bahsettiğim gibi kapitalizm, faşizm, emperyalizm bu tarz izinlere kötü deriz ama Oyunun sonuna doğru Kulağımızın sol tarafına Bir komünizm propagandası Bir sosyalist bakış açısı Bir kızıl renkler Gözümüze çarpıtılıyor Olabilir Yani bu böyledir Maalesef böyle o yüzden diyorum Yani aynada gördüğüm şeyi Ben yazmalıyım madem orada Ben oynuyorum ben bir Batılı kalemin Oyuncu olmamalıyım diye düşünüyorum Biz Gördüğümüz şeyi en azından objektif bir şekilde yorumlamaya çalışmalıyız. Ona da kötü demeliyiz, ona da kötü demeliyiz. Sen de kahrol, sen de kahrol demeliyiz. Doğumuz, batımız, kuzeyimiz, güneyimiz hepsi kahrolsun. Bir hakikat varsa bu bizim içimizden çıkmalı diye düşünüyorum ben. Bir yan varsa, bir taraf varsa onun karşısında olmalıyız. Onun için iki kelam söz etmeliyiz diye düşünüyorum. İsa Yusuf Alptekin örneğinde olduğu gibi, Oyunda kurgulanan bir Arap şairin Hitler'den kaçtığı sahnedense biz orada İsa Yusuf Alptekin'i kurtaran Doğu Türkistanlı ailelere belki kulak vermeliyiz. Onlar orada kendini feda etti. İsa Yusuf Alptekin Bey Türkiye'ye geldi ve burada onların mücadelesini verdi. Onların sesi oldu. Sizin yaşamanız için hayatlarından feragat eden insanların sesi oluyorsunuz sonuna kadar. Omuzlarınıza ne kadar yük yüklendiğini düşünün. O yüzden bizim e, Tarık Ali'lere falan ihtiyacımız yok. Bu topraklarda ya da işte artık gönül coğrafyası dediğimiz alanda veya hakikaten coğrafyamız olan alanlarda yeteri kadar kahraman, yeteri kadar olay, yeteri kadar birikim var. E, bizim tek yapmamız gereken bunları okumak, bilincinde olmak ve ortaya bir ürün koymak diye düşünüyorum. Bu sebepten bunları demek istedim. Oyuncu arkadaşların ellerine, emeklerine sağlık. Gelen kişilerin de ayaklarına sağlık. Ee, öyle işte. Evet efendim, Don Kişot'un yeni maceralarını böylece içimde kalanları anlatmış bulunmaktayım. İlerleyen tiyatrolarda, kitaplarda veya filmlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.